Şey, ben seni uyuz zannediyordum, affedersin. Giyindim zaten, gel. Nasılsın? Başın falan ağrıyor mu? Biraz. Şey, ben akşam çok içmişim galiba. Alışkın da değilim. Çarptı beni. Ben buraya nasıl geldik hiç hatırlamıyorum. Tek hatırladığım arkadaşların evinden çıkışımız. Bir de ben sabah uyandığımda biz seninle aynı yataktaydık. Toprak, merak etme. Endişe edecek bir şey yok. Biraz fazla içtin, sarhoş oldun, o kadar. İnan bana, utanılacak bir şey yapmadın. Zaten seni taksiye bindirir bindirmez uyudun. Sonra da seni buraya getirdim. Beni sen mi buraya taşıdın yani? Evet. Sonra da yatırdım. Ben de biraz fazla kaçırmışım sanırım. Hemen sızmışım zaten. Ben çok özür dilerim. Çok utanıyorum yaptıklarımdan. Özür dilemene gerek yok. Hem söyledim Toprak, utanılacak bir şey yapmadın. Hepimiz çok içtik, sarhoş olduk. Ama gerçekten çok eğlendik. Onlar da seni çok sevdiler zaten. Çok tatlıydın. Neyse, ben seni biraz yalnız bırakayım. Günaydın Mürvet. Günaydın Çınar Bey. Kahvaltı hazır mı? Hazır efendim. Toprak da bana portakal sıkar mısın? Hemen efendim. Sağ ol. Ah, bir de Çınar Bey, anneniz sizi odasında bekliyor. Tamam. Anne, müsait misin? Tamam oğlum, bir dakika. Gel çocuğum. Gel benim aslan oğlum, gel. Günaydın anne. Günaydın canım. Gel gel, böyle otur yanı başıma. Dün sizi bekleyeyim dedim ama dayanamadım. Epey geç geldiniz herhalde. Evet anne, biraz geç kaldık. Geç döndük eve. Benim Amerika'dan bir arkadaşım vardı, Sinan. Hatırlar mısın? Ah, İzmirli çocuğu. O işte dönmüş memlekete. Biz de onlardaydık. Temerli mi dönmüş? Niye? Kimle dönmüş? Amerika'dayken yabancı bir kızla evlilik yapmış. Onunla beraber gelmişler buraya. Biraz burada kalacaklarmış, biraz Amerika'da. Pek iyi etmiş. Biraz durulmuştur. Aklı pek havalardaydı. Evet. Allah mesut etsin. Amin. Sen nasılsın oğlum? Çok şükür anne, iyiyim. Nasıl gidiyor evlilik? Hoş musunuz karınla? Evlilik de iyi gidiyor anne. Çok şükür, o da iyi. Şükür, şükür. Anne, sen bunları sormak için mi çağırdın beni buraya? Yoksa söylemek istediğin başka bir şey mi var? Dün siz çıktıktan sonra
Necip Bey'le konuştuk biraz. Hemen asma suratını. Amcan çok üzülmüş senin öyle tavır göstermene. Yani hiç yerine sayılmak ağrına gitmiş adamcağızın. Anne, ben kimseyi hiçe saymıyorum. Sadece bana verilen yetkiyi kullanıyorum, o kadar. Orası muhakkak. Da oğlum, sence o kıza şirket filan vermeye lüzum var mıydı? Anne, hatalarımı telafi etmeyi ben senden öğrendim. Birinin canını yakınca, kalbini kırdığın zaman onun gönlünün alınmasının gerektiğini. Kızın umduğu her şeyi elinden aldık anne. Öyle ya da böyle, suçlusu benim. Evet. Şimdi ona tutunacak bir dal uzatmanın nesi yanlış anne? Yanlış değil. Oğlum da biraz fazla sanki. Oğlum, bir başına hüküm vermek olmaz ki. Keşke amcana danışıp öyle kalkışsaydın. Niyetini açık etseydin, o seni dinlerdi. Biliyor musun Çınar? Amcan sana o kadar inanıyor, o kadar güveniyor ki. O zaman verdiğim kararlara da saygı duysun anne. Yaptığım her hareketin hesabını da verecek değilim amcama. Öyle değil mi? Hadi gel kahvaltıya gidelim. Sen git, ben hemen geliyorum çocuğum. Peki. Ha, güzel oğlum benim. Oh. Ay 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 ay. Günaydın amca. Günaydın evladım. Çayınızı da getireyim mi Çınar Bey? Lütfen. Şirkete beraber geçelim. Şu devir işini bir daha konuşalım. Bu konu benim için kapandı amca. Ama yok, sen hala tartışmaya devam etmek istiyorsan bileyim de ona göre davranayım, olur mu? Oğlum, bu acele bir biçimde verilecek bir iş değil ki. Enine boyuna konuşmak lazım. Gereğine. Başka yolu yok mu? Bak evladım, niyetinin iyi olduğundan kuşkum yok. Ama ve lakin büyüğün olarak yaptığın hataları düzeltmek de benim vazifem. Sana saygısızlık etmek istemem amca. Ama bazen babammışsın gibi davranıyorsun. Yanlış anlama. Her zaman söylemişimdir ve hep söylemeye de devam edeceğim. Bana babamdan daha yakın oldun bu hayatta. Ama kendini bu kadar sorumlu hissetmene gerek yok. Sonuçta sen benim babam değilsin. Bundan dolayı bırak da kendi yolumu kendim bulayım, olur mu? Gir. Valide Sultan. Hayatım, hoş geldin. Anneciğim, ne gerek var kreme falan? Sen zaten çok güzelsin. Çok tatlısın. Ama bakım yapmak gerekiyor değil mi? Erkencisin. Sabah dersini kaçırmak istemiyorum. Birazdan çıkacağım. Gitmeden de bir annemi göreyim dedim. İyi yaptın. Keremciğim, şu okulu bir bitir. Senin için çok güzel planlarım var. Ona ne şüphe.
Anne. Canım. Hani hep sen diyorsun ya, bir sıkıntın, sorunun olunca bana gel diye. Bir sorun mu var yoksa? Yok yok, bir şey yok anneciğim de biraz paraya sıkıştım. Kerem, biz bunu halletmiştik. Üstelik bunu sen istedin, benim harçlığımı aylık yatır diye. Ben idare etmeyi öğreneyim. Ben de her ay hesabına 10.000 lira para yatırıyorum. 15 gün geçmeden sakın bitti deme bana. Yok anneciğim, bitmedi de arkadaşlara borcum var. Onları vermek istiyorum. Ya onları verince de benim elimde kalmıyor. Bu sorunu kendin halletmelisin Keremciğim. Hesabını düzgün yap, harcayabileceğin kadarını kenara koy, diğer kalanıyla da borcunu öde. Oldu mu tatlım? Yapma anne ya. Kerem, şu an sana para verirsem idare etmeyi öğrenemezsin lütfen. İyi, peki. Görüşürüz. Görüşürüz mü? Hani öpücüğüm? Bütün kremlerimi de aldın. Güle güle tatlım. Bir şey mi istedin? Merak ettim sadece. Dün gece böyle kucaklarda taşındın. Muhteşem romantik bir gece geçirdin falan. Nasıl hissediyorsun acaba? Ne o? Utandın mı? Bırak bu ayakları kızım. Ben yaptığım hiçbir şeyden utanmıyorum. Sadece seni ilgilendirmediğini düşünüyorum. Güzel. Şimdi Çınar'ı kazandın. Bütün oyun bitti sanıyorsun, değil mi? Oyun daha yeni başlıyor. Zamanı gelince kimin kazanıp kimin neler kaybettiğini hep birlikte göreceğiz. Thank you.
Çınar, iki adam Kerem'le beni kaçırıyor. Beykoz'dayız. Beyaz bir arabadayız. Ne olur bir şey yap. Kusura bakma Sinan. Böyle bir tatsızlık yaşamak istemezdim. Sizin de ağzınızın tadını kaçırdık. Abi bizim tadımız yerine gelir de bu ne iş ben hiç anlamadım doğrusu. Amacın ne? Ben sadece biraz geçmişi hatırlayalım istedim canım. Ne var bunda? Hem bırakalım şimdi bunları. Hadi biraz iş konuşalım. Evet, işten konuşalım. Zira seninle başka türlü iletişime girmek mümkün olmuyor. Versene telefonunu. Ver. Geldik. Al şunu. Oyun mu oynuyoruz lan burada? Her şey senin kontrolünde olacak. Kreasyonu da istediğin gibi çıkartabilirsin. Bundan dolayı da kimseye hesap vermek zorunda değilsin Yeşim. Planlamaları sen yaptığın için sonuçlarına da sen katlanacaksın. İşte ticaretteki risk de bu. Anladım. Yeşim, bu çok iyi bir fırsat. Ya bunu iyi değerlendirir, istediğin çizgide başarılı olursun. Ya da hırslarına yenik düşüp batar gidersin. Her şey senin elinde. Ben hiç öyle şeyler yapar mıyım canım? Merak etme sen Çınar'cığım. Bak, buna emin olamıyorum işte. Az önce masada oturan Yeşim var ya. İşte o seni ele geçirdiğinde o kadar ince bir çizgide yürüyorsun ki her an aşağı düşüp çakılabilirsin. Ben seni uyarayım. Gereksiz tartışmalara da girmek istemiyorum. Her şey hazır. Sadece imzalara kaldı. Sonrasında zaten taşınma işlemlerine başlayacağız. Ya bu arada yönetimde sana yardım etmesi için Reyhan'la konuştum. Malum senin çok fazla tecrüben yok. Onun tecrübelerinden faydalanırsın. Harika olur. Reyhan'la işbirliği yapmak mutlu eder beni. Uyar yani. Güzel. Bitirdiysen kalkalım mı? Şirkette toplantım var. Daha hiç yemedim ki. Sen git, ben tatlı falan da yiyeceğim. Peki. Afiyet olsun. Sağ ol, görüşürüz. Pardon, ben uyuyorsunuz diye kapatmıştım televizyonu. Gözlerimi dinlendiriyordum.
İkbal Hanım yok galiba. Dışarı çıktı. Öyle mi? Keşke siz de beraber gitseydiniz. Evde canınız sıkılıyor. Ya öyle oldu vallahi. Ava'da bir otel varmış. Oraya bakmaya gidecektik ama nasip değilmiş. O da Necip'le bakmaya gitti. Beğenirlerse haftaya kalmaya gideceğiz falan. Ne güzel. Dışarıdan bitireceğim yani. Derslerini asmaz, düzgün çalışırsan tabii. Olaylarla hiç bir ilgisi yok. Hatta benimle bile yok. Niye beraberdiniz lan o zaman bugün? Biz uzaktan akraba sayılırız. Uzaktan yakından bize fark etmez. Hı? Abi buraya geldik de ne oldu şimdi? Sanki şimdi paranızı alabileceksiniz. Bırakın beni. Gidip bulayım paranızı. Lütfen. Lan değil! Sana müddete zaten biz bu yüzden verdik. Sen ne yaptın? Yumurta falına dayanıncaya kadar gezdin tozdun. Bu durumda benim dediğim olacak. Anladın mı lan? Anladın mı oğlum? Ne gezmişsin abicim? O kadar para zart diye bulunmuyor ki. Lan oğlum indir lan önce. Biz senin sınıf arkadaşın mıyız lan? Siz benim hiçbir şeyim değilsiniz. Bırakın beni. Hayır! Bak. Ne yapıyorsun sen ya? Görmüyor musun? Vay. Çocuk. Evet. Çocuk. Ama sen maşallah bayağı bir serpilmişsin. Vay. Hayırdır? Bırak beni hayvan. Yok yok, ben vazgeçtim. Sen bana kızınca nedense daha çok hoşuma gidiyor. İçim gıcıklanıyor. Anlıyor musun? Kamil. Oğlum git ipleri getir. Hadi bakalım. Kerem Efendi. Film yeni başlıyor.
Ne kadar güzelmiş burası. Tabiatı, doğası. Burnumuzun dibinde ama bizim haberimiz yok. İnsana bazen gözün önündekileri göstermek gerekiyor Necip de. İyi güzel bir yere benziyor. Mis gibi havası var. Ne kadar özlemişim tabiatla iç içe olmayı. Gelin İkbal'e. Ay teşekkür ederim Necip Bey, sağ olun. Ay ay ay. Merhaba, Necip Ilgaz'la görüşebilir miyim? Ben Zümrüt Ilgaz. Peki, teşekkür ederim. Ne haber anne? İyilik hayatım. Haberler sende. Vallahi. Öncelikle bütün devri işlemleri tamam. Geriye bir tek imzalar kaldı. Ki onlar da yakın zamanda halledilir herhalde. Yani anlayacağın, artık koca bir şirketim ve bir sürü param var Zümrüt Sultan. Yine de imzalamadan, bir şey kesinleşmeden hemen havaya girme. Hayat bu. Suyun nereye akacağı belli olmaz. Bazen her şey tersine dönebilir. Biliyor musun? Bu aralar beni fazla şaşırtıyorsun. Hatırlasana, bu teklifi ben istemiyordum. Sen değil miydin bana aklını başına topla diyen? Bu bir çocuk oyunu değil diyen? Ne oldu şimdi? Niye motivasyonunu kaybettin? En başından beri Ilgazların elindeki her şeyi almayı istiyordun. Şimdi çok yaklaştın. Ne oldu da birden vazgeçtin ve istemiyormuş gibi davranıyorsun? Yeşim. Yalan mı anne? Sana süper haberlerle geliyorum. Eski Zümrüt olsa bunu şampanyalar patlatarak kutlamayı falan isterdi. Ama şimdi hevesimi kırmak için elinden geleni yapıyorsun. Hatta ben işi kolaylaştırmanı, bana yardımcı olmanı, destek olmanı beklerken öylece bakıyorsun sadece. Bir şeyin olacağı varsa olur zaten. Onu zorlamak sadece bizi yorar. İşte şimdi de tam bir Necip Ilgaz gibi konuştun anne. Demek ki birbirleriyle yaşayan eşler birbirlerine benziyorlarmış zamanla. Ha Zümrüt Hanım? Ne demek istediğini anlayamadım. Anlamadın öyle mi? Anlatayım o zaman. Baksana bir kendine. Ne kadar değiştiğine bir bak. Hem de öyle böyle değil. Saçların, makyajın, kıyafetin. Tamam. Aynı Zümrüt'sün ama başka bakıyorsun artık. Sanki bambaşka bir insan oldun. Etrafında dönen her şeyden haberdar olan Zümrüt Taşkıran kendi değişikliğinin farkında değil. Çünkü niye biliyor musun? O her zaman nefretle bahsettiği Necip Ilgaz'a aşık oldum. Ben de sana bir vecize söyleyeyim mi şimdi? En büyük aşklar nefretle başlarmış anneciğim. Lütfen dışarı çık. Necip lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi böyle alalım. Gelin İkbal Hanım. Teşekkür ederim.
Ara, Deniz Levreyi. Deniz Levreyi. Ilgaz Yalısı, buyurun. Mürvet, bana toprağı verir misin? Aa, merhaba Çınar Bey. Toprak Hanım öğleden önce Kerem Bey ile dışarı çıktı. Henüz dönmediler efendim. Kerem'le mi? Evet efendim. Tamam, oldu. Geldiğinde beni arasın. Olur mu? Tabii Çınar Bey. Ne İyi var? Günler. Sağ ol. Nasılsın Mehmet? İyi. Ece de gelecekti toplantıya. Haberin var mı? Ya benim holdingde işlerim uzayınca o erken çıktı. Gelmiştir çoktan. Buradaki ofisleri de holdinge taşıyalım en iyisi. Ya iyi olur vallahi. Toplantı için bile olsa git gel. Canımız çıkıyor. Amcamın sesi hep kulaklarımda çınlıyor. Burası bizim mayımız. Biz bu ofislerde çalışarak bugünlere geldikler. Söyle bakalım Kerem Efendi. Canın karşılığında bu parayı kim verir? Ha, abi canım bu kadar etmez dersen. Bak Barbie için eminim bu parayı verecek birisi çıkar. Abi. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim. Ömrümüz taş duvar arasında geçiyor İkbal Hanım. Şuraya bak. Ne kadar güzel. Bir de bahar olsaymış. Yeşilin her tonu, çiçek kokuları. İnsanın başı dönerdi herhalde. Beğendiyseniz baharda gene geliriz Necip Bey. İnşallah İkbal Hanım. İnşallah. Otel de pek güzelmiş. Evet, çok güzel. Servisler de fena değil. Burada kalalım mı Necip Bey? Nasıl olur İkbal Hanım? Evdekilere ne deriz sonra? Yeter ki siz tamam deyin. Ne bileyim, talih büyüğe, arabamız bozulabilir. Bir aksilik çıkar. Kar yağar. Yeter ki sizin gönlünüz olsun. Müsaadenizle. Buyurun. Necip Bey, ben sizi rahatsız etmek istemezdim ama... Bu sabah söyledikleriniz çok kafamı kurcaladı. Öyle mi efendim? Biliyorum sizi ikna etmek çok zor ama... Sizin gözünüzde... maddiyatçı... hırsları yüzünden kimseyi gözü görmeyen... bencil bir kadın gibi... olmak... beni çok üzdü. Bunu değiştirmek için her şeyi göze alırdım. Çünkü ben oyun oynamıyorum Necip Bey. Ben anlamıyorum. Ben... sizinle evli olmaktan... aynı odayı paylaşmaktan, hatta... hayatı paylaşmaktan çok mutluyum. Sizin için her şeyi yaparım. Çünkü ben size aşık oldum. Abi, sana söz.
Bırak beni, hemen parayı bulup geleyim. Oğlum, kıt kafa mısın lan? Kıt kafa mısın? O bölümü geçeli çok oldu. Yavrum, sen burada yaşananları oyun sanıyorsun galiba. Bana bakın. Bunun içindeki mermiler de, döktüğü kanların da hepsi gerçek. Alnının çatısına dayarım, mıhladığım anda da şaşar kalırsın. Söyleyin bakalım. Bak koçum. Parayı verin kurtulun. Bu parayı kim verir? Ya söyle de kurtul ya. Çınar Bey, sunum konusunda hemfikirsek ben bir an önce ofise gidip çalışmalara başlayayım. Tamam Ece, ellerine sağlık. Yalnız üretim aşamasına geçmeden tekrar görüşelim, olur mu? Kolay gelsin arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer gündem maddelerine geçebiliriz. Çınar Bey, bu seneki bütçe analizlerimizin büyüme hedefini yılın yarısından sonra tutturacağımı düşünüyorum. Güzel. Çok güzel. Yangın alarmı bu. Çınar Bey, ofisler her boşaltmamız gerekiyor. 8. katta yangın çıkmış. Panik yapmayın arkadaşlar. Merdivenleri kullanın. Bak oğlum, söyleyin de kurtulun. Parayı getirirlerse sizi bırakırız. Hah. Yine oyalayacaklarsa aleme şan olsun. Namımız yürüsün. Mal alıp da parayı vermeyenlere ibret alem için. İkinizi de burada öldürün. Anladınız mı lan? Anladınız mı lan? Anladın mı lan? Şimdi şakamızın olmadığını anladınız değil mi? Ha? Ha? Anladınız mı? Söyleyin bakayım. Bu parayı kim verecek? Dedin. Çınar'ı arayın. Verin bakalım Çınar Efendi'nin telefonunu. Arayalım da kendine izah ederim durumu, değil mi? He?